Hadi, 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 hadi. Sana bir sürü şeker soru hazırladım. Hadi sor bakalım. Pekala, deniz neden mavi? He? Söyle. Bir düşüneyim. İşte, bilmiyorsun. Şekerleri ben kazandım, şekerleri ben kazandım. Lütfen bir an önce borcunu öde. Peki sen bilmiyor, cevabı biliyor bilmiyor musun ki? Çünkü gökyüzü mavidir. Öyle değil mi? Yanlış cevap. Bütün şekerleri kaybettin. Hey, bu doğru değil. Hayır, inanmıyorum. Ama gökyüzü maviyken... Güneş parlıyor. Güneş mavi değil ki. Neyse, denizi mavi yapan güneş mi yoksa? Kısmen. Güneş ışınları önce suya vuruyor. Bu ışınlar kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri oluşturuyor. Vay canına, lazer ışınına benziyor. Suya gelen güneş ışınları yüzeyde kalmaz. Suyun derinlerine doğru ilerler ve değişik renklere dönüşür. Aa, çok ilginç. Denizaltı havai fişeği denilebilir yani. Işın derine indikçe renkler azalır. İlk kaybolan renk sarıdır. Sonra kırmızı ve yeşil onu izler. Ve en sona bir tek mavi renk kalır. Vay canına, büyüleyici. Şuna bak. Bu su çok derin değil. O yüzden daha berrak. Güneş ışınları renklerini pek kaybetmemiş. Harika. Peki derin olsaydı o zaman deniz mavi olacaktı, öyle değil mi? Haklısın. Örneğin buradaki deniz derin ve mavi. Gördün mü? Ve derinleştikçe de suyun rengi daha da koyulaşıyor. Peki biz suyun altından denizin rengini nasıl görüyoruz? Güzel soru Whoops. Beni izle. İşte bak, bu derinlikte su daha koyu renkte. Haklısın ama hala biraz mavilik var. Evet, ama biz ışığı kapatırsak su siyah görünecek. Sebebi güneş ışınlarının bu derinliğe ulaşamaması. Lütfen ışıkları açar mısın? Karanlık odaları pek sevmem biliyorsun. Yani önemli olan ışık kaynağının olması. Anladım. Peki o zaman Kızıldeniz ve Karadeniz dedikleri ne oluyor? Kızıl ve kara mı? Aslında denizde sadece su yok. Rengini etkileyen birçok farklı sebep var. Pislik, mercan, kum gibi. Kızıldeniz'e gelince orada bolca kırmızı yosun var. Yani ben turuncu şekerlerimi denize atsam ona turuncu deniz mi diyeceğiz hadi? Bence turuncu deniz denebilecek tek yer senin miden, öyle değil mi Whoops? Evet. Hoppa. Ama hepsini bir kere de yeme, olur mu? Hı. Hop. Tekrar görüşmek üzere mavi gezegenliler. Hoşça kalın. Peki Adi, denizler neden mavi? Çünkü su derinleştikçe güneş ışınlarını daha fazla yutar ve sonunda sadece mavi renk kalır. İyi yüzdün mü Whoops? Su güzel miydi? Su güzeldi ama çok tuzluydu. Su neden tuzlu biliyor musun peki? Ben sadece neden şekerli olmadığını düşünüyordum. O zaman çok daha lezzetli olurdu. Şuraya bak. Uzun zaman önce... Yani bundan milyonlarca yıl önce... Ben doğmadan önce mi? Hatta dinozorlar bile doğmadan önce. Volkanlar sık sık patlarmış. Atmosfere gazlar ve buhar yayarmış. Nefes alınmaz hale gelirmiş. Doğru, yaşamak için pek iyi bir dönem değilmiş çünkü. Kesinlikle. Neyse, bu gazlar ve buhar havada birleşip yağmur olarak yeryüzüne düşermiş. Vay canına. Ama yağmur suyu tuzlu değil ki. Çok doğru. Yağmur yere düşüyor, toprağı temizliyor ve küçük zerreleri de sürüklüyor. Ama yağmur kayaları sürüklemiyor çünkü onlar çok ağırdır.
Bunda da haklısın. Yağmur suyu minik kaya parçacıklarını sürüklüyor. Denizdeki tuz böyle oluşuyor. Kayaları aşındırması için milyonlarca yıl yağması gerekiyor. Milyonlarca yıl ha? Bana bir şemsiye versen çok sevinirim. Pekala. Sonra yağmur ırmaklarla birleşiyor. Irmaklar da denizlerle. Tuz da bu yolu izliyor. Denizlerin yavaş yavaş tuzlanması da böyle oluyor. Ya ben ırmağın tatlı su olduğunu sanıyordum. Öyle. Ama göllerdeki, ırmaklardaki ve derelerdeki su da tuz tadı veren bu küçük parçacıkları içeriyor. Bu su buz gibi olmalı. Irmaklar ve dereler sürekli pınarlardan gelen suyla tazeleniyor. Böylece o suda tuz kalmıyor. Ancak bu su denizle birleştiğinde tuz oluşumu gerçekleşiyor. Ama bu çok kötü. Demek denizler zamanla daha da tuzlu olacak. Bir daha hiç yüzemeyeceğim. Üzülme Whoops. Kainatta çok hassas bir denge var. Gerçek şu ki su belli bir sınırın üstünde tuzu tutmaz. Yani denize gelen fazla tuz tortu halinde denizin dibine çöker. Yani daha az tuzlu yer var mı? Senin gibi üşüyen biri için kötü ama. Çünkü daha az tuzlu olan yerler daha soğuktur. Ama bu haksızlık. Niye öyle oluyor ki? Çünkü ısı arttıkça daha çok su buharlaşır ve geride daha çok tuz kalır. Bunlar karmaşık şeyler dostum. Çok sıcak bir yere bir bardak su koyarsan suyun bir kısmı buharlaşır. Tuz hep bardakta kalır. Su gittikçe azalır. Böylece su daha tuzlu hale gelir. Öyle değil mi? Şu konuştukların beni çok susattı. Canın deniz suyu mu istedi yoksa? Yok daha neler. Meyve suyunu tercih ederim. Onda hiç tuz yok. Görüşmek üzere dünyalılar.